Ben 8 yıl önce geldim bu evi her tarafını sıvattım. Yine böyle yapmışlardı. O balkon kapısının orada yine pencere var. Kırmışlar camı, kırık cam. Oradan ellerini sokmuşlar, açmışlar, girmişler, bu hale getirmişler. Ben her sene, gel 2 senede, 3 senede bir geliyorum yavrum, böyle buraları topluyorum ben. Bir emekli maaşından ben ne kadar bu kadar bunları toparlayabilirim? İnsan Allah'tan korkar. Bunu 500 yıllık evdir burası. Zaten şunlardan da belli. Niye kazıyorsunuz? Derdiniz ne? Hazine arıyorlar. Hazine burada evin içinde ne arar? Millet dağda bağda arıyor. Bunlar burada arıyor. Ama kim yaptığını, kim ettiğini de onu bilmiyorum. Geldim kapının önüne, anahtarı, kilit. Onu şey yaptım, kırdım, benim evimdir, girdim. Çocuk o taraftan geliyor, kendisi korucu. Geliyor, sen diyor ne hakla benim bu taktığım kilidi kırarsın, üstüme yürüdü beni dövmeye. Yanımda da benim kuzenlerim vardı. Onlar engel oldu. O çocuklar kavga edecek. Ben yine o kavgadan, hani çocukların başı belaya gitmesin benim yüzümden yani. Yazık, günah. Ondan sonra yine sesimi kestim. Yoksa onlar olmasa da o gün ben kapının önünde, dışarıda, bahçenin önünde güzel bir dayak yiyecektim. Neyse, onlar öyle gitti. Yine sesimi çıkartmadım. Karakola gittim. Şimdiki komutandaydı. Daha önceki komutana şikayet ettim. Şikayet ettim, abla dedi, gerekeni ben yapacağım dedi. Gerekeni yapmadı. Sonradan şikayet ettiler. Tekrar geldi komutan, evi aradı. Alet getirmişim, bilmem ne getirmiş. Hiçbir şey getirmedi. Yalnız başına geldim. Benim kuzenlerim de zaten ne makinemiz. Biz zaten fakiriz. O makineler zaten pahalı, gücüm yetmez ben onları getirmeye yani. Bu insanlar hep bir üstüme geliyorlar. Hep bir üstüme geliyorlar. Dedikodu ediyorlar. Altın çıkarmaya gelmiş, hazine çıkarmaya gelmiş. Bunlar yapıyor. Benim üstüme mal oluyor bunlar. Bu gibi sıkıntılardan çok şikayetim var. Yıkmışlar, tökmüşler. Ben büyüklerimden şu evin tarihi şeyi bozulmasın. Şu anda bu halinden bunları kaldırsınlar, bana tadilat yapsınlar. Bu yıkılan yerleri tadilat yapsınlar. Ben her sene geleyim, evimin altında oturayım. Şikayetlerim bunlar. Çok rahatsız ediyorlar. Başlattım. Ha, 15 gündür gelmişim ben, Tunceli'ndeyim. Budur 3'tür buraya araba kiralıyorum, böyle geliyorum yavrum. Az para değil. Geldim, benim evim yine böyle, duramıyorum. İstiyorum durmayı. Kalp hastasıyım. Stent var. Ben geliyorum ki burada temiz hava alayım. Ben geliyorum ki evim böyle. Neresinde duracaksın? Benim akrabalarım da beni burada yalnız başına bırakmıyor. Korkuyorlar yıkılır diye, herhangi bir şey olur diye. Onlara da hak verim. Ben kimsede kalmak da istemiyorum. Kendi evimde yaşamak istiyorum. Ya ama maalesef evimi geliyorum burada aynı görüyorum. 15 gündür ben buradayım. Böyle üzülüyorum. Üzüntüden başka bir şey elimden gelmiyor yavrum. Evimi yıkmışlar, tökmüşler. Ben gelsem buraya da ne yapayım? Eşyam evin içinde. Bak topladım, denkledim ki yine gelelim sizden beraber oraya. Bakalım. Uğraşacağım. Şikayetimi bulunduracağım. Böyle bir tarihi evleri, tarihi yerleri gidip içinde çenç edilmesini asla istemem. Çünkü bu bir çok eski bir tarih. Acaba hukuku mu askıya aldılar? Örnek diyorum. Bu evin sahibi burayı kapatıyor, köcü vuruyor, kilitliyor. Gece gidiyorlar adamın evini. Ben bugün hayretler içinde kaldım. Hayretler içinde kaldım. Acaba buranın hiçbir sorumlusu yoktur. Bunu kim yaptı? Ne yaptı? Burada bu tarihi yeri yıkıp çenç edip hiç kimin ne hakkı var ya? Sonra adamın kendi mülkiyet tapısı. Adam gitmiş bir eske tek yazdan yazay. O sene gelmişti, yaptılar, elediler. Köcü de üzerine taktılar, anahtarı taktı, kilitledi, adam gitti. Eske tek çocuklarının yanına gitti. Gereken hukuku işlemi başlatsınlar. Failleri de yakalasınlar.
Ben böyle bir şeye hayret kalırım. Yapmasınlar. Adalet var, hukuk var. Mülk amirimiz var. Valimiz var. İl emniyet müdürümüz var. Bu böyle bir şey, bunu kim geldi, kim yaptı? Kim bu adamın malını, kim böyle tarbiye etti bu esketeği? Yazık değil mi kardeşim? Neymiş yerin dibinde altın var. Ne altını ya? Her yerde demek ki iyi. Böyle bir şey olamaz ya.